Sanatsal programı olarak harika bir sergiye geldik. Renkler ve Hayaller, Annem ve Ben sergisi. Bu serginin tüm detaylarını birazdan izleyeceksiniz. Sergi salonunda harika bir sergiye geldik. Serginin ismi Annem ve Ben. Ve serginin sahibi olan anne kısmı Melahat Aktan yanımızda. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz onur verdiğiniz için, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Estağfurullah. İnanın benim acayip içim açıldı. O kadar güzel renkler, o kadar güzel fotoğraflar, görüntüler var ki insanın böyle bir anda enerjisi yükseliyor. Zaten sergimizin adı da Renklerimiz Hayallerimiz. Annem ve Ben, Renklerimiz Hayallerimiz. Harika. İçimizdeki duygu ve düşünceleri renklerimizle, çizgilerimizle anlatmaya çalıştık. O zaman anne kız hem çok renkli hem çok hayalperestsiniz. Doğru mu algılarız? Hayalperestten öte böyle birlik, beraberlik, sevgi, saygı, dostluk, barış, kadının yeri ve kadının kendini aşıp daha ileri yerlere gelebilmesi için hayal kuruyoruz tabii. Onlar için, kadın için hayal kuruyoruz. Daha iyi yere gelelim diye. İçimizdeki düşüncelerimizi aktarmaya çalıştık. Ne güzel, çok hoş, çok da güzel aktarmışsınız. Bize biraz serginiz hakkında bilgi verir misiniz? Sergimiz kızım çalışmalarını renkli olarak yapıyordu. Ben de emekli olduktan sonra içimdeki sanat aşkını ancak emekli olduktan sonra çıkardım. Ve arayışlar içinde hep doku çalışmalarına yöneldim. Bana klasik çalışmak açmadı. İlla ki bir şeyler yapacağım o resmin üzerinde. En sonunda bu şekilde karar verdim. Kızım da o şekilde çalışıyordu zaten. Ne oldu? Demek ki ruhumuz aynıymış. Birlikte birbirine benzer resimler çıkarttık ortaya. Evet, çok güzel gerçekten. Peki şey olarak, konsept olarak özellikle ben kız başını çok fazla gördüm bazı resimlerde. Evet. Özellikle seçtiğiniz bir şey mi? Şimdi ilk kızlarım benim yarışmalarla başladı. Antalya'ya geldiğimde 2013 yılında Konyaaltı Belediyesi'nce düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadınla ilgili konulu her yıl yarışmalar düzenleniyordu. Ben de onlara katıldım. Bu nedenle kadın çoğunlukta benim resimlerimde. Gamze'ninkilerde zaten yaşam içinde, yaşamı anlatan konular var. Kendi duygularını, düşüncelerini. Benim işte kadınlarım böyle doğdu. İlk yarışma 2013'te Anadolu kadınıydı konusu. Ben Anadolu kadınını kendimce bu şekilde yorumladım. Kadın ateştir, sudur, topraktır, havadır. Ateş zaten kadının saçları, bütün kadınlarımız saçları bu şekildedir. Kadının zaman içinde geçirdiği çileleri, güzellikleri, bazı saçlarda güzellikler kondurmuşumdur. Kadının çilesini bu şekilde, ama burada da kadının ateşi, aşkını simgeledim. Toprakla ürediğimizi, soluduğumuz havadır, su olup çağladığımızdır. İşte benim kadınım, Anadolu'mdur diye böyle bir konuyla bunu resim ettim. Ve yarışmayı kazandınız. Özel ödülü birinciliği aldı. Çok mutlu oldum. Ondan sonra devam ettim. Yine bu şekilde resimlerimde kadını ön planda, her şeyin, her simgenin arkasında. Kadın ve Doğa yarışmasında yine üçüncülüğü aldım. Anadolu mitolojisinde mansiyon ödülü aldım. Hepsinde kadını simgeledim. Simgelenerek Gamze'nin yapmış olduğu, şimdiye kadar hep balık peşinde koştuk. Bundan sonra keşfetmek zamanıdır diye
kızımın yorumladığı bir resim. Evet. Harika bir sergide izledik. Renkler ve Hayaller Annem ve Ben sergisindeyiz. Annem ve Ben sergisinde Melahat Aktan bize kendi eserlerinden bahsediyor. Özellikle kızbaşı kullanmasının özelliğini anlatmıştı. Yine burada bir kızbaşı görüyoruz. Bunun da ayrı bir değeri var sanıyorum. Hemen bilgisini alalım sizden. Evet, yine Konyaaltı Belediyesi'nce düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yine kadın konulu bir yarışmamız vardı. Kadın ve doğa da konusu. Ben de kadın ve doğayı yine 4 elementle birleştirerek yapmış oldum. Bunu canlı performansta sabah 10 gibi başlayıp işte 5'te bitiriyoruz. Ve bir günde akrilik de çok zor oluyor. Resimlerimiz hepsi yağlı boyadır. Hı hı. Ama bu akrilikle yapılan resim çok çabuk kuruduğu için dokuları vermek çok zor oluyor. Hı hı. Çok aceleyle yaptığım resim. Ama yine de üçüncülük aldı. Ay, yine maşallah. Mutlu oldum tabii. Maşallah, yani bu bir günde ortaya çıkmış olması bile gerçekten çok önemli ve değerli. Elinize sağlık. Orada özgür kadın serim var. 3 tane. Bunlar mı özgür kadın? Evet, bunlar özgür kadınlar. Hı hı. Kadının çemberini yırtıp karanlıklardan çıkıp özgürlüğe kavuşması diye bu şekilde yorumladım. Yıldızlaşıp başarılara ulaşması yine özgür kadın. Yani burada onun yarışmalara katıldığım için kadın çoğunlukta oldu. En çok insanın dikkatini çeken şey başta da söylediğimiz gibi renkler ve renklerin en canlı tonlarının seçilmiş olması. Bu özellikle yapılmış bir seçim mi? Şimdi önce bir resmi çizdikten sonra tuvale artık içimden ne geliyorsa ilk yapmış olduğum benim bu tarzda ilk çalışmamdır şu resim. Bunun da adı Medusa diyorlar ama benim Medusa değil. Hmm. Benim bu çilemdir. Kadının çilesi. Ara sıra da güzellikler doğuşu diye. Bu şekilde ben kendimce bir aldığım vakit mesela bir rengi kullanıyorum. Onun yanına ne gider? İçimden ne geliyorsa onu koyuyorum. Işığını, gölgesini ondan sonra yani, ve böylece canlı renkler çıkıyor. Renkleri seviyoruz. Kızım da aynı renkleri seviyor. Ben de. Evet. Bir anımı anlatmak isterim. Buyurun. Kızım lisede. Ben o zaman çalışıyorum, öğretmenim. Evden giyinip çıkıyoruz. O odasında, ben odamda. Komşular dikkat etmiş. Ne kadar güzel giyiniyorsunuz. İkiniz de aynı uyumlu olarak dediler. Ben ne demek, nasıl, bilerek miyim? Hayır dedim, böyle bir şey yok. Hiç farkında değiliz. Sonra dikkat ettik. O odadan çıkıyor, ben odadan çıkıyoruz. Gülüşmeye başlıyoruz. Aynı renkleri giymişik, aynı tonları giymişik. O kadar benzer. Demek ki içimizdeki duygular, düşünceler hep aynı. Bunlar resimlerimizde de yansıdı. Ruhlarınız birbirinizi yansıtıyormuş. Ne güzel, ne mutlu size bir anne kız olarak. Gerçekten tam ismi yakışır bir şekilde olmuş. Emeğinize sağlık diyelim. Aynı zamanda takılar da yapmışsınız. Bir de onlara bakalım istiyoruz. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi bu harika sergide güzel takılar da var. Hemen takıp takıştırdım her zaman olduğu gibi. Bu takıların özelliğini soralım hemen Melahat Hanım'a. Bunlar bir nevi seramik kamurundan, polimer kilden yapılıyor. Onları düz renkleri birleştirerek iç içe onun tekniği var. Gamze'nin hatta internette videoları var. Gamze Aktan polimer kil video deyince nasıl yapıldığını izleyicilerimiz bakabilirler. Bu şekilde yerleştirerek önce desenler meydana geliyor, rulo halinde yapılıyor. Ondan sonra kesiliyor, bu tasarımlar yapılıyor. Bütün desenler kızımın elinden çıkmıştır. Bazıları onun tasarımıdır, bazıları da benimdir. Ben de onları acımasızca anne kesip biçip bu şekilde yapıyorsun der bana. Bunlar Gamze'nin tasarımlarıdır. Doğrudan doğruya baykuş yüzlerine o hamurları yerleştirerek meydana gelmiştir. Diğerleri yine ayrı desenlerden. Gami konyeler diyoruz bunlara. Özel tasarımdır. Diğerleri de hepsi içimizden ne geliyorsa bir şeye başladım da
bu çıkacak, bu çıkacak veyahut da bu çıkacak diye düşünmüyorum. O anda önümde desenler, hangisini istersem alıyorum, o şekilde yerleştiriyorum. Bazıları tablo gibidir, bazıları işte mandala gibidir, değişik desenlerimiz vardır. Sizin boynunuzda da yine çok hoş bir renk ve yine desende kolye var. Gerçekten anne kız hem çok yaratıcı, hem çok renkli, hem de insanların hizmetine güzel şeyler sunuyorsunuz. Bunları takmak bile insan enerjisini yükseltir. Evet, biz kıyafetimize göre severek bunları takıyoruz. Kendimiz yüzüklerimiz de var. Küpelerimizi de uyguladık polimerkili. Bunların haricinde değişik objelerde de kullandı. Gece lambaları yaptı, mumluklar yaptı kızım. Onları buraya tabii getirmedik. Çok kutular yaptı. Çok çeşitli yerlerde kullanmış olduk yani. Ben sergisinin farklı bir köşesindeyiz değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi maskelerin önündeyiz. Bu maskelerin sırrı nedir? Hemen Melahat Hanım'a sormak istiyorum. Bu maskeler Haberci Türkiye Renkleri programında Coşkun Aral'ın sanat yönetmenliği yaparken Gamze'nin her ile ait özelliğini belirten maskeler. Bu Mardin'de telkaresi, o Maraş'ın Maraş işi, Maraş'ta yapılan. Maraş işini açmış oldum. Bu telkari, bu da çok güzel. Telkari ustasıyla yaptığı 3 günde yapmış oldukları bir maske. Canlı birebir yüzden alınıp üzerine desenlerini tanzim ederek oluşturdukları. Evet, çok emek var. Ve siz de bundan esinlenerek devam ettirerek maskeler yaptı. Gamze Hanım yaptı. Daha çok maskeler. Hepsini Gamze yaptı. Bunlar polimerkilden yaptıkları. Bunlar havayla kuruyan bir madde var. Onunla birebir yüzden alınanlar. Ebru olarak işte yaptıkları. Bunlar kalıplardan. Bu oradakiler kalıplardan alınanlar. Üzerlerine dekoratif olarak çalışma yaptı. Birebir yüz kalıplarıyla da yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir sergi gezmesi, görmesi her açıdan. İnsan da kendine bir anı götürmek istiyor. Ben bir kolye aldım değerli izleyenler. Sizler de gelip hem bu güzel sergiyi görebilirsiniz hem de bu güzel takıları da alabilirsiniz. Ne zamana kadar devam edecek? Sergimiz 1 Ağustos'ta açıldı. 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Meraklıları bekliyoruz, sanatseverleri bekliyoruz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldınız, renk verdiniz. İnşallah başka sergilerde görüşmek üzere diyelim. İnşallah daha güzellerinde, daha iyilerinde çalışmamıza devam edeceğiz. Sanatsal programı olarak bugün özel bir geceye şahitlik etmeye geldik. Araştırmacı, gazeteci, yazar, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı ve ressam olan Fikret Otyam'ı anma gecesine geldik. Aramızdan ayrılışının 2. yılı bugün ve Muratpaşa Belediyesi onu anma etkinliği düzenledi. Yanımızda kendisinin eşi Filiz Otyam var. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Aslında bugünler hem acı hem tatlı. Kayıp tabii, herkesin kaybı kendine ama sonuçta ülkemizin de kaybı. Fikret çok değerli, çok çalışkan bir insandı. 42 yıldır beraber olduk. Devamlı üretti, çalıştı. Benim tanık olduğum 89 yaşında kaybettik, giderken bile hala çalışıyordu. Hem onun kaybı hem bir de işte yoldaşım, hayat arkadaşım. Biz çok yoğun yaşadık. İkimiz de çünkü atölyesi evdeydi. 24 saat hep beraberdik. Hani normal bir çift. Gündüzleri ayrı olur birbirinden, akşamları 3 saat 5 saat beraber olurlar uyumadan önce. Bizim öyle değildi. Hep beraberdik gün boyu evde, çalışırdık, yıllarca öyle geçti ömrümüz. Akşamları en büyük keyfimiz rakı masamızdı. Çalıştıklarımızı masanın karşısına koyardık, ondan sonra da birbirimizi kıyasıya eleştirirdik. Tabii o eleştiriler kabul etmezdik. Aa, hayır hayır böyle tamam filan diye. Ama o bir pencere açardı. Bir bakış açımızı değiştirirdi. Çünkü çok da izole yaşadık. 25 yıl mesela Gazipaşa'da, daha eteğinde Gazipaşa'nın dışında, 7-8 kilometre dışında deniz kenarında bir dağ evinde yaşadık. Bütün gün çalışır işte, akşam yine evimizde olurduk.
böyle günler geçti üreterek, çalışarak. Nasıl geçti 40 yıl hakikaten hiç anlamadım. İşte 2 yıl oldu gideli de bütün bu yoğun duygular içindeyim. Buraya gelmeden önce Hacı Bektaş'taydım, dün gece geldim. Onun vasiyeti ve can dostlarının da önerisi üzerine Hacı Bektaş'ta sırlandı. Orada iz bırakan aydınlar gömütlü diye çok güzel bir yer var. Çilehane diye hünkârın çile çektiği bir tepede. Onun üçüncü konuğu oldu. Şimdi Şakir Keçeli avukat, o da çok değerli bir insandır. Dördüncü olarak o geldi. Tabii oralar Bektaşi Alevi inancında kutsal topraklar. Onu hissediyorsunuz yani, Sünnilerin hacı gibi bir şey oluyor. İnsanlar her taraftan geliyorlar, yurt içi yurt dışı. Dua ediyorlar. Gönülleri bütün temiz inanç duygularıyla dolu olduğu için o topraklardaki o pozitif etki çok güzel. Onun verdiği bir rahatlık var ama orada da Fikret var, yatıyor. Zorluklar, bilmiyorum. Her yaşayanın başına gelen duygu, yakınlarını kaybedenin aynı şey tabii, bizlerden sonra da yakınlarımız çoluk çocuk hissedecek. Ama ne kadar aslında şanslıyız ki o açıdan bakalım. Büyük bir zenginlik bıraktı. Arkasında evet, harika eserler bıraktı. Evet. Fikret Otyam gibi çok değerli bir ismi bıraktı. Evet, çok temiz bir isim bıraktı. Aynen. Ve o isim 2 yıl sonrasında burada güzel bir anma gecesiyle bugün anılacak. Rahmetle ve hasretle tabii, anacağız elbette. Tabii. Geçen yıl da oldu Muratpaşa Belediyesi sevgili Ümit Uysal da aynı şeyi tekrar yaptı. Onun bizim evin yanında bir park adını vermişti. Konyaaltı Caddesi'nde eski Eriş Parkı vardı oraya. Orada yaptık. İşte bu sene yaz biraz fazla sıcak galiba hava. Onun için dedik kapalı bir yeri tercih edelim. Sevgili başkanımız da bizim Gazi Paşa'dan dostumuz. O daha biz oraya göçtüğümüzde işte 17-18 yaşında çok iyi bir yazardı, kısa öykü yazardı. Gelip bize okurdu öykülerini. Oradan başlayan bir ilişkimiz var. Hemşeri. Evet, hemşeri. Bir de hep onunla gurur duyduk, duyuyoruz. Çok hoş. Peki bu anma gecesiyle ilgili şarkılar söylenecek, türküler söylenecek, şiirler okunacak. Neler düşünüyorsunuz? Siz organizasyonu biliyor musunuz? Biliyorum tabii, beraber yaptık. İlke Türkdoğan arkadaşımız burada kültür danışmanı, onunla birlikte yaptık. Fikret türküleri çok severdi. Hatta vasiyeti üzerine türkülerle gömün beni türküsünü çağıraraktan derdi yoklar. Ali Almanya'dan kalktı geldi, bir arkadaşımız ona yardımcı oldu gelmesine. Mezarının başında öyle gömdük. Çok severdi türküleri. Bu gecede Sümer var. Sümer Ezgi, o da can dostumuz. Çocuklar elimize doğdu. Çok sevdiğimiz bir ailedir. Sümer var. İlyas Şimşek var. Bir de Ezgi, İlke Türkdoğan. Evet. Şükrü Erbaş var. Şükrü Erbaş'tan onlar, o bana sürpriz, onu ben de bilmiyorum. Bir şey, öyle mi? Ben sürprizimi bozdum. Hayır, biliyorum. İlke söyledi de ne olacağını bilmiyorum. Ondan beraber dolu bir gösteri olacak. Ama evet, programı olacak. Konuşmacımız Atilla Erdem Hoca var. Hı-hı. O da çok yakın dostumuz. Hı-hı. Halk bilimci. O da evet, Fikret'le ilgili konuları aktaracak. Anacağız. Evet, anacağız. Ruhu şad olsun diyeceğiz bir kez daha. Güzel eserleriyle. Giden yakınlarının, evet, tüm insanlığın. Hı-hı. Hepsinin. Çok teşekkür ediyoruz. Böylesi bir günde bir tarafınız elbette buruk, bir tarafınız da onun güzel eserleriyle olur, ve duyuyorum, sevenleriyle buluştuğunuz, evet, için de, evet, mutlaka bir heyecan ve sevinç de vardı. Hı-hı. Çünkü dostlarınızı, hı-hı, da görüyorsunuz. Teşekkürler bize konuştuğunuz için. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Sevgiler, sağ olun, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Fikret Otyam'ı anma gecesinde sahnede olacak isimlerden biri yanımızda, şair Şükrü Erbaş. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz neler söyleyeceksiniz Fikret Otyam'la ilgili, bu geceyle ilgili? Bir, 2 yıl olmuş. Yarın sanıyorum değil, yarın ölüm günü 2 yıl olmuş. Böyle su gibi akıp gidiyor zaman. Fikret abinin aramızda olmadığı 2 yıl. Ben birkaç şiir paylaşacağım. İlke ile birlikte şiirli türküli kısa bir bölüm yapacağız ama ondan önce benim ilk gençlik yıllarımda sol düşünceyle tanışmamda, özgürlük bilincinin oluşmasında, adalet duygusunun oluşmasındaki katkılarından, payından ve kitaplarından söz edeceğim. 1968-69-70'li yıllardaki hayatımdaki Fikret Otyam'dan çok kısa da olsa söz edeceğim. Bir resim okuması yapacağım. Onun özellikle kirpikler ve gözler baştan sona bütün, neredeyse bütün resimlerinde ana unsur, hakim, öge olarak görünen, öne çıkan, küçücük de olsa öne çıkan o resimleriyle ilgili bir okuma yapacağım. Kısacık bir okuma yapacağım. Biraz densizlik olacak ama resim okuma benim işim değil. Ama o gözlerin, o kirpiklerin, o resmin
resimlerin bende uyandırdığı duyguları paylaşacağım. Sonra da şeye bağlayacağız İlke ile birlikte, şiirli türkülü bir kısa bölüm olacak, tadımlık bir bölüm olacak. Vallahi yani ben şimdi biraz önce Hülya Hanım'la da konuşurken söyledim, kitapların yeni baskıları yok piyasada, hiç görünmüyor. Nasıl olur, nereye yapar bilmiyorum ama bir an önce biz, benim o fikri altyapımın, duygusal altyapımın, düşünsel dünyamın oluşmasındaki o büyük katkılar olan kitapların yeni kuşak insanlar tarafından, gençler tarafından da bilinmesini, okunmasını isterdim. O Gide Gide serisidir, bir Kara Sevda, Anadolu ve diğer kitaplar özellikle. Pek çok şey. Onların yeni kuşağa ulaşması, ulaştırılması gerekiyor, bunu söyleyebilirim. Birazdan etkinlik başlayacak. Biz de bu gece burada tanık olmaktan, bu güzel geceye tanıklık etmekten gerçekten mutluyuz. Bakalım nasıl bir gece olacak, hepsini izleyeceksiniz. Bir kere ot yapar, bir müze gezisi sırasında tarih öğretmeni hakaret eder. Hakarete neden olan konu ya da suç, müzedeki Hitit aslan ağzı heykellerine Otyam'ın dokunduğu, yetmeyip tükürdüğüdür. Öğretmen, pis gördüm, haşadan gelmiş serseri seni, nasıl tükürürsün diye öğrencisi Fikret'e yüklenmiş, hatta ceza vermekle tehdit etmişti. Fikret Otyaman'ın gecesinde yanımızda çok değerli bir isim var. Atilla Erdem, kendisi halk bilimci, akademisyen. Hemen duygularını, düşüncelerini almak istiyoruz bu geceyle ilgili. Evet, bu gece tabii Fikret Baba'yı anacağız. Ama anarken yaptıkları nelerdir, ondan neler öğrendik, onun bu topluma etkileri neler olmuştur, onlar üstüne duracağız. Yoksa işte şu da şu tarihte doğdu, şu tarihte öldü, severdik, iyiydi falan değil. Doğrudan doğruya fikirlerini, düşüncelerini, ki Fikret Otyam'ı ben çok benimsediğim bir dostumdu, abimdi. Öyle ki Anadolu'nun birçok boyutlarını, kültürünü onun sayesinde öğrendim dolaşmadan. Bir de şöyle bir şey söylemek isterim. Otyam'ı genellikle çoğu bir gezginci, röportajcı veya sadece fotoğrafçı falan diye tanırlar. Oysa ben Otyam'ın Anadolu kültürü üzerinde büyük bir birikimi olduğu ve bu birikimi de doğrudan doğruya toplum yaşamından mücadele ederek yaymaya çalıştığını bildiğim bir dost. Bu gece onlar üzerinde biraz sohbet edeceğiz. Çok keyifli bir gece olacak eminim. Çok teşekkürler bize de röportaj verdiğiniz için. Sağ olun. Yanımızda Türk Halk Müziği'nin çok değerli sanatçısı Sümer Ezgü. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz neler söyleyeceksiniz? Fikret Otyam için benim Adana'da bir yörük dostum var, aile dostum Ayşe Palo. Anadolu Çınarı der ona. Gerçekten benim de çok severek kullandığım bir terim. Gerçek bir Anadolu Çınarı Fikret Otyam. Biz tabii aile dostumuzdu. Zaman zaman birlikte olurduk. Fikret abinin birçok özelliği var. Sizde en etki bırakan üç özelliğini söyler yani misiniz? Kökleri bu topraklarda. Kökleri bu topraklarda ve o çok değerli tabii. Kendi son derece entelektüel bir kişiliği olmasına rağmen köklerinin bu topraklarda oluşu, ülkesini, insanını, kültürünü çok bilinçli aktarmasını sağlıyordu. Burdur'da bir Guinness rekor denemesi yapmıştık. 20.328 kişiye ben konserimde tek ezort atması oynatmıştım. Fikret abi de o gün gelen önemli gazetecilerden bir tanesiydi ve onu resimlemişti. Sonra bana armağan etti. Zaman zaman Geyikbayırı'ndaki evine de giderdik. O küçük cürayı ben üç telli yörük sazını çalardım ona. Ve Anadolu'dan geldik albümüme de çok güzel bir Ege Toros Yörük Türkmen Türküler albümünün kapağına da çok güzel bir ön söz yazmıştı. Bu yörük kültürüyle ilgili. Keçileri çok seviyordu biliyorsunuz. Ben de o keçi yörüklerin havalarını çalarken, o tekelerin hareketlerini falan da canlandırırken çok mutlu olurdu. Bir de TV8'de ben Anadolu'dan Geldik programını yaparken Fikret abinin de bulunduğu bir albüm projesinde Nebil Özgen Türk, onların da Nebil'in hazırladığı bir albüm projesinde Fikret abiyi de konuk almıştım ve onun hocası biliyorsunuz Bedir Rahmi Eyüboğlu. Ah bu türküler, köy türküleri, türküler dolusu şiirini bestelemiştim. Onu okudum programda. İnanılmaz mutlu oldu. Havaya sıçradı, sarıldı boynuma. Böyle duygularını çok çılgınca ifade eden bir insandı. Eserleri tabii çok önemli.
ve ona sahip çıkılması çok değerli. Gene onun için yapılan, daha sağken yapılan bir geceyi unutmuyorum. Demişti ki hayatta iki şey çok önemlidir. Bir tanesi sevgi, bir tanesi vefa. Ben günümüzde vefanın bittiğini düşünüyordum ama bu gece bana vefa geri geldi dedi. Hala vefa devam ediyor Fikret evet. Otyam için. Bu çok güzel, çok değerli bir şey. Ne güzel. İkinci yılında, ölüm yıl dönümünde onu almış olacağız. Evet. Siz de sahnede hangi türkü söyleyeceğinizi belli mi? Onun Barak havalarını çok severdi. Barak havası okuyacağım. Sonra o Türküler Dolusu, Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun şiirini beslemiştim dediğim gibi onu okurum. Anadolu'dan geldi okuyacağım, onu çok severdi. Üç telli cürayla işte yörük havalarından çalarım. İçimden geleni yapacağım işte. Ne evet. Güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Bu gece gerçekten anlamlı bir gece olacak. Ruhu şad olsun. Evet. Saygı ve hasretle anıyoruz gerçekten. Teşekkür ediyoruz size röportaj verdiğiniz için. Biz hep diyoruz ki sanatsal program olarak sanat iyidir, iyileştirir diyoruz. Bu akşam da aslında türkülerle, şiirlerle yine bir iyileşme olacak. Her ne kadar bir özlem, bir anma olsa da bir iyileşme de olacağını düşünüyorum ben. Sanatın olmadığı toplumların yürekleri, duyguları kör oluyor ve gandar oluyorlar. Bizim coğrafyamıza baktığınız zaman o gandarlığı görüyoruz biz. Onun için sanat yaşasın. Bence de. Teşekkürler, çok sağ olun. Değerli izleyenler, bu gece sahnede olacak bir diğer isim var yanımızda. İlyas Şimşek türküleriyle bu gecede Fikret Otyam'ı anacak. Hemen kendisinden bu geceyle ilgili duygularını almak istiyoruz. Öncelikle Fikret Otyam. Devri daim olsun. Ben 2006'dan beri Fikret Otyam'ı tanıyordum. Fikret Otyam'ın muhabbetlerinde restorandan dolayı, işletmeden dolayı her ay ortalama bir gün restoranta gelirdi. Sohbeti güzeldi. O insanı tanımak bizim için bir onurdu, bir şanstı. Yüzyıllık bir tarih diyebilirim. Onun söylediği, sevdiği türküleri söylemeye çalışacağız bu akşam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Boynum eğri sana sarhoş gezerken aklım başımda aldı gizlendi, aldı gizlendi, aldı gizlendi. Bu sevda başından ırılmaz dedi, aşkın deryaları durulmaz dedi. Tavus kuşunun Ceylan'a anlattığı barış var bu resimler. Bütün halkların kaderi kadınlarının ellerinden, alın çizgilerinden okunur ama Kürt halkının kaderi kadınlarının gözlerinden, o gözlerin arka bahçelerindeki onurlu, acı sessizlikten okunur. Başkalarını bilmeyen insanın hayatı kötülükler açıktır. Fikret Otyam, Kürt halkının kapalı ağır hayatını yıllar önce Türkiye'nin gündemini sevgiyle taşıyan belki de ilk insandır. Ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadına gülşene naz. Senin bu feryadına da gülşene naz. Nerede zor geçti bu vakitler yavrum, nerede zor. Canım bindek yayan değil gratına, canım bindek anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi, gali sende boynum geldi, kuzu geldi, okucudan yazı geldi, Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gali sende. Sanata kısa bir ara. Şimdi reklamlar.
güzel bir fotoğraf sergisine geldik. Ansan'dayız. Mısır'da yaşam sergisini sizlerin de görmesini, gezmesini istiyoruz. Görüp gezemeyenler için de biz sizlere tüm detaylarıyla göstereceğiz ve özellikle de röportajımızla sizlerle birlikte olacağız. Ansan'da güzel bir serginin yanına geldi. Mısır'da yaşam sergisi var. Bugün açılışı yapılacak ve serginin sahibi Türk Öer Koç yanımızda. Hoş geldiniz programımıza. Çok sağ olun. Nasılsınız öncelikle? Hayırlı olsun serginiz. Teşekkürler. Bugün itibariyle açılışı yapıyor ve bayağı uzun bir sürede sanırım burada Ansan'da sanat galerisinde isteyenlerle buluşacak. Ayın 31'ine kadar sürekli sanatçılarla birlikte olacağız. Hı-hı. Mısır'da Yaşam serginin ismi. Neden Mısır'da Yaşam? Bize biraz serginiz hakkında bilgi verir misiniz? Bu serginin torunumuz olacağı için Mısır'a gidip Mısır'da yaşayacağımız için arkadaşlarımıza Mısır'daki yaşamı anlatmak istedik. Bununla ilgili fotoğraf çekimleri başladığında Mısır medeniyetini yakından tanıma şansına sahip olduk. Ve anlatılması gereken bir olaydı. Bunun Türkiye'de yanlış bilgilenme ve benzer şeyleri ortadan kaldırmak için orada gözlemlerimizi gelip burada sağlıklı bir şekilde belgelerle anlatmak istedik. Ne kadar sürelik bir çalışmanın sonucu bu sergi? Fotoğraf çekimi 2 ay sürdü. 2 ay boyunca çektiğim fotoğraflar sonrası ortaya çıktı. Daha sonra da tabii bir 2 ay daha hazırlanması, çerçevelenmesi olayıyla geçti. 4 ay, 4-5 ay. Süre olarak ne kadar kaldınız Mısır'da? 2 ay. Sadece hem çektiniz. Çektik geldik ama tekrar gidişimiz bir 6 yıl olacak. Onunla ilgili de bir yayın eviyle anlaşmamız, her yıl bir kitap istiyorlar. Fotoğraf değil de bir Mısır'la ilgili bilgiye dayalı bir kitap. Mısır medeniyetiyle ilgili her yıl bir kitap yazmamı istiyorlar. Siz aynı zamanda yazarlık da yapıyorsunuz. Yazarlık ve yayıncıyım ama bir başka yayın evinin de böyle bir kitabı benden istemesi ayrıca bir gurur verici bir olay. Ne güzel. O da hayırlı olsun diyelim. O zaman biraz serginizden şöyle fotoğrafların üzerinden de geçerek bilgi alalım biz sizden. Başta Mısır medeniyetinin büyüklüğünü gösterdik. 20-25 metre yükseklikteki binaların her tarafı yazı. Halka, Firavun da olsa o dönemin insanları bilgilendirme sorumluluğu içerisinde olmuşlar. Sürekli olarak tarım nasıl yapılır? Hayvancılık nasıl yapılır, ölümle ilgili bilgiler, malzeme, ürün nasıl saklanırla ilgili duvarlarda yazılarla karşılaşıyorsunuz. Ve inanılmaz güzellikte mermer işçilikleri var. İnanılmaz bir şeyle karşılaştım. Tarihi eserlerle ve çok iyi korunmuş ve bakımını da çok iyi yapıyorlar. Bunları gördüm. Ama daha sonra neden sorusu geldi kafamıza yavaş yavaş. Neden böyle bir medeniyet, halkı bu kadar aydınlatan bir medeniyet, halkın bu kadar aydınladığı bir medeniyet çöker, bugünkü hale gelir. Bu tabii araştırmacıların görevi olsun diyerek bunu belgelemek istedim ve oradaki mevcut yaşamı çekerek, fotoğraflayarak buraya iki çelişkiyi de getirip taşımak istedim ve taşıdığımı sanıyorum. O nedenle de bol miktarda fotoğraf koyduk. Burada işte bir mezarlık, burada Nübya denilen ilk Mısırlıların yaşam tarzı, bu güzel bir yaşam, geleneklerini bozmadan turizme hizmet ağırlıklı bir çalışma, boş durmama. Çok fotoğraf görünüyor burada. Gerçekten değişik kareler var ve etkileyici kareler. Siz bu fotoğrafları çekerken en çok neyden etkilendiniz? İki olay var. Bir, yoksullukları. İki, tarihi medeniyetlerin en üst noktada olması. Bu kadar büyük bir medeniyetin bu kadar aşağılara inmemesi gerekirdi dedim. Bunun sebebini de inançlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. O inançlar
laiklikle ilgili olduğunu ve Türkiye'nin bu yapıya girmemesinin temelinde de laiklik olduğunu, yani oradan farklı oluşumuzun temelinin de laiklik olduğuna inanıyorum. Yani gördüğünüz gibi Nubya kısmı farklı bir olay. Çalışılan alanlar görülüyor. Şu fotoğrafta gördüğünüz renkli yerler zenginlerin. Genelde büyük bir çoğunluk normal Krallar Vadisi ve normal bir köy. Şu an yaşanılan bir köy. Zengin bir köy yani. Burası. Zengin bir köy. Eğer boya görüyorsanız bilin ki o zenginlik belirtisi. İşte hala Nil boyunca bu manzaraları çok sık görüyorsunuz. Halı yıkayanlar, bulaşık yıkayanlar. Evet, Nil'de çamaşır ve halı yıkayanlarla Nil'de bulaşık yıkayan kadınların resmi. Yol boyunca eşekle yolculuk yapanlar, deveyle yolculuk yapanları çok sık görüyorsunuz. Ve halk genelde uğraş alanlarının sınırlı olmasından dolayı otururlar. Kahvelerdeki sandalye duruşlarından da görüyorsunuz. Yola bakarlar. Yoldan geçen arabalar izlerler. Onlara bir seyirlik oluyor. Seyirlik oluyor. Sinema izler gibi izliyorlar. Yani işte şehirler arası bir yolculuk yapan yolcu dolmuşu. Hemen hemen bu yaşam tarzını aşağı yukarı veriyor bu olay. Yüzlere baktığınızda da yorgunluk var ama umutsuzluk yok, mutlular. Yani kendi yaşamları, kapitalizm daha kirletmemiş. Ben onlarla sohbet ederken çok mutlu ifadelerini sürekli gördüm. Yani bir mutluluk var ama yorgunlar, bezginler. Niye başımıza bunlar geliyor, niye bu yoksulluk içerisindeyiz diye sorgulamaları var. Burada dikkati çeken karelerden biri bir bayanın fotoğrafı ters konulmuş. Özellikle koydunuz herhalde bunu. Tabii özellikle koyduk. Yani sistemi en iyi anlatacak şeylerden birisi. Bunu ben ilk gördüğümde ki şurada bunun daha büyük bir fotoğrafı var. Şu şekilde bakarsanız birçok büyük dergilerde model olarak kullanılacak bir fotoğraf kalitesinde. Ama Mısır'da bu fotoğrafı çekebilmek için 1 pound yani 20 kuruş istiyorlar bizden. Ucuza gidiyor. Bu kadar ucuz. Böyle bir modelin Türkiye'de bile en az ciddi bir rakam vermek gerektiğine inanıyorum. Ki Avrupa'da bu bir dergiye girebilmesi için çok çok yüksek fiyatlar ödenmesi. Yani dünyanın ters çalıştığını vurgulama olayı. Ansan Sanat Galerisi'nde Mısır'da Yaşam isimli sergideyiz. Serginin sahibi, araştırmacı, yazar ve fotoğraf sanatçısı Türk Öğer Koç yanımızda bize çektiği fotoğraflar hakkında bilgiler veriyor. Şimdi bu tarafta da yine dikkati çeken fotoğraflar var. Neler söylersiniz burası için? Bizde de mesleklere ağırlık verdik. Farklı meslekler vardı. İşte tütsücü, kadınların da orada çalıştığını görmek, çöpçü bir kadın, tuvaletçi bir kadın. Tuvalet işleten, seyyar çorbacılar değişik bir olaydı ve fazla aracın olmadığı yerde dükkandan bozma bir yerde benzinlik benim için ilginçti. Ve bu yoksulluk dediğimiz olayı, orada da yaşadık. Ama burada önemli olan şu, kapitalizmin yaygınlaşmaması orada doğal beslenmeyi, sağlıklı beslenmeye de neden oluyor. Yani artıları da var. Ne gibi mesela? Hormonlu malzeme yemiyorsunuz. Her şeyi doğal olarak direkt kaynağından hala pastörize süt yerine daha yeni inekten sağılmış ya da keçiden sağılmış sütü içiyorsunuz. Bu da ayrı bir güzellik. Gittiğimizde yaşamımızda güzelliklerden birisi olarak nitelendiriyoruz. Siz bir sürede orada yaşayacaksınız. 6 yıl boyunca orada kalacaksınız. Tabii. Şimdi buradaki yaşamınızdan sonra orada yaşayacak olmak neler düşünüyorsunuz, hissediyorsunuz? Bir 4 ayda yaşamışsınız. Nasıl karşılaştırırsanız Mısır ve Türkiye'de yaşam? Yerlerini hep insanın kendi içinde olarak görüyorum. Biz sürekli bugüne kadar kendimiz ürettik. Kendimiz, çevremizi de kendimiz oluşturduk. Biz güzel olduktan sonra her yer güzel oluyor. Yani tamam, onun için kendisinde olay. Güzel.
Mısır'da Yaşam sergisinin devamı olarak ard arda 3 panel olacağını söylemiştik. İlk panelistimiz araştırmacı yazar, Osmanlı'da medeniyet ve çöküşü anlatacak olan Yılmaz Dikbaş ve bugün kendisi yanımızda. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle bugün bir açılış heyecanı paylaşıyoruz. Evet, tabii çok güzel oldu. Evet. Tabii Sayın Koç düzenleyicisi Türkü Erkoç. Ona teşekkür ediyoruz. Siz gelip ilgi gösterdiniz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sizin birçok kitabınız var. 18 yayınlanmış kitabım var. Evet. Burada sadece 4'ünü getirdim ama sonra herhalde diğerlerini de cumartesi günü getiririm. Cumartesi günü paneldeki ne anlatacaksınız? Osmanlı, şimdi konunun ana başlığı medeniyetler neden çöktü? Özellikle Sayın Koç Mısır'a gittikten sonra orada büyük bir medeniyet var zaten. Mısır medeniyeti, Hint medeniyeti, Çin medeniyeti derken Osmanlı medeniyeti. Ama bu medeniyetler neden çöktü? Onunla ilgili bu panel oluyor. Ben Osmanlı'nın çöküşünü anlatacağım. Onun için izleyicileri davet ederiz, gelsinler. Şimdiye kadar duymadıkları ama hepsi sağlam belgelere dayalı bilgiler sunacağım. Neden çöktüğünü anlatacağım. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden bize önden tiyo verdiğiniz için. Detaylarını da o zaman panele gelenler izlesin diyoruz. Geçtiğimiz hafta Fesikan Yaylası'nda Konyaaltı 20. Yaz Şenlikleri yapıldı. 2 gün süren şenliklerde hem yağlı güreşler hem de konserler yer aldı. Ersin Şov, Ankaralı Ayşe ve Kuzey'in oğlu Volkan Konak Antalyalıları coşturdu. Şimdi sizleri Volkan Konak'ın güzel sesiyle baş başa bırakıyorum. Çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi koro. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak dağ ile taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazın Türkiye. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Kader böyleymiş ağlama ana. Canım feda olsun güzel vatan. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak dağ ile taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak dağ ile taşa. Sanatsal'da şimdi sinema köşesi. Sinemasal salonlarındayız. Vizyondaki filmlere hep birlikte bakacağız. Özetleriyle birlikte sizlere aktaracağım. Ziya kalk, sabah oldu. Bu
hafta sinema sal salonlarında izleyebileceğiniz filmler arasında Düzensiz Düzenbazlar, Çılgın Kolej 2, Mezarcı, Organik Aşk Hikayeleri, Sevimli Emojiler var. Filmin detayları ise şöyle. Düzensiz Düzenbazların özetine bakacak olursak, girişimci ama bir o kadar da düzenbaz bir halk adamı olan Mümtaz, hayatı boyunca en kestirme yoldan köşeyi dönme peşinde koşmuş fakat her seferinde hayal kırıklığına uğramıştır. Mümtaz'ın can dostu ve yardımcısı Ziya ise, Mümtaz'ın dediğinden çıkmayan, saf ve temiz kişilikli bir delikanlıdır. İki kafadar bir gün her zaman yaptıkları gibi istedikleri hayata kavuşmanın yolunu ararlar. Ancak bu sefer beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. Daha önce kazık attıkları Kara Davut, şanssız ikiliyi bulur. Mümtaz ve Ziya veremeyecekleri bir hesabın içerisindedirler. Kara Davut, Mümtaz ve Ziya'nın canını bağışlamak için kendisi adına son bir kez iş yapmalarını ister. Okulumuz batacak, bir tane kayıt yok. Bütün Anadolu'daki en başarılı öğrenci bizim Niyazi'yi seçmişler. Bir diğer filmimiz Çılgın Kolej. Özel bir kolejdeki öğrencilerin başarısızlığına çözüm olarak başarılı bir öğrenciyi koleje kabul ederler. Anadolu'nun bağrından kopan ve burslu olarak koleje gelen Niyazi, okuldaki diğer öğrencilerin dikkatini çeker. Öğrencilerin sürekli Niyazi ile dalga geçmeleri onun okulu bırakmasına neden olur. Kadınlar üzerine kitap çıkaran ünlü yazar Serdar'la karşılaşan Niyazi, çapkınlık ve kızların kontrolünün sanatını öğrenir ve kendini yeni maceralar içerisinde bulur. Yönetmenliğini Ahmet Kapusos'un üstlendiği komedi filmi Çılgın Kolej oyuncu kadrosunda Metin Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Oya Aydoğan, Kerim Yağcı, Birkan Akyol, Tayfun Cihanoğulları ve Yusuf Karakuyu yer almakta. Ama önemli olan işlevi tabii ki. Hocam ne gereksiz bir makine bu ya. Buraya taşınmayı ben mi istedim? Ben mi istedim? Ne istiyorsun benden? Bir diğer filmimiz iki. Şehir dışında bahçeli ve iki katlı evlerinde yaşayan anne Meltem ve küçük kızı Beril mutlu bir hayat sürmektedir. Onları tedirgin eden tek şey olur olmaz zamanlarda ortaya çıkan evin emektar bekçisidir. Gizemli bekçi Meltem'de huzursuzluk yaratırken bu huzursuzluğa bir de anne kızın görmeye başladığı ortak kabuslar eklenir. Bahçedeki gizemli mezar taşı da bunların üzerine tuz biber olur. Kendini savunmasız hisseden aile eve geldikleri ilk günleri düşünmektedir ve kabusları gerçeğe dönüşmeye başladıkça işler daha da gizemli hale gelecektir. Filmin yönetmenliğini Fatih Gürler ve Ramazan Özer birlikte yapmakta. Oyuncular arasında Tuğba Tutu, Emin Gümüşkaya, Tuana Naz Tiryaki dikkati çekmekte. Filmin türü korku ve gerilim. Bu bölgenin ilk özel mezarlığını yapmaya karar verdim ve bütün izinleri aldım. 7. ve 40. gün Allah'tan, 15. gün Evlit'ini bizden. Mezarcı bu hafta vizyona giren bir yeni film. Filmin detayları şu şekilde. Ejder yeni bir hayat kurmak için işçi olarak gittiği Almanya'da mezarcılık üzerine uzmanlaşmıştır. Hayatını bu meslek üzerinden kazanmaktadır. Ancak Ejder'in Almanya'daki düzeni babasının vefatıyla sarsılır. Memleketi olan Dalaman Şerefler köyüne dönen Ejder, köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanlarıyla karşılaşınca mezarcılık konusundaki birikimlerini para kazanmak için kullanmaya karar verir. Ejder, aslan yattığı yerden bellidir felsefesiyle vefat eden zenginlere köy mezarlığı yerine ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında bir istirahat yeri sunma yoluna baş koyar. Yatay mezarcılık öldükten sonra bile yanınızda olacak sloganıyla kişiye özel mezarlar tasarlamaya başlayan Ejder'in işleri yolunda gitmeye başlarken kasabaya sonradan yerleşen Bektaş'ın travmatik hikayesi Ejder'i derinden etkileyecektir. Usta yazar Osman Şahin'in unutulmaz öyküsünden uyarlanan yönetmenliğini ve senaristliğini Talip Karamahmutoğlu'nun üstlendiği filmin başrolünü Emre Altuğ üstlenirken filmin kadrosunda Nilay Erdönmez, Mustafa Uzun Yılmaz, Turan Özdemir, Orhan Aydın, Sadık Gürbüz, Hikmet Karagöz, Adem Yılmaz, Hakan Eksen ve Bülent Çiftçi gibi isimler yer alıyor. Deniz, zaman geçiyor artık. Evlilikte işte benim bunları yoluna koymam lazım. Bu hafta vizyona giren bir diğer film Organik Aşk Hikayeleri, detayları ise şöyle. Aşkı görücü usulü arayan 8 çiftin birbirinden bağımsız 8 ayrı hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Özge Gürel, Gökhan Alkan, Furkan Kızılay, Celil Sadi Cengiz, İrem Helvacıoğlu, Melike Öcalan, Taylan Güner, Ceyda Kasabalı yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise
Alp Giray Uğurlu üstleniyor. Filmin türü komedi, romantik ve dram olarak dikkati çekiyor. Sizlere aktaracağım ve yine bu hafta vizyona giren son filmimiz Sevimli Emojiler. Sevimli Emojiler, internetin emojiler dolu perde arkası sahnelerini anlatıyor. Emojiler, elektronik postalarda ve mobil mesajlaşmada düzenli olarak kullandığımız sayısız ifadeler. İronik olarak bu kısaltılmış ifadelerin webin nasıl çalıştığı hakkında fikri bile yok. Gizemli bir dijital kötü adam, et simgesini çaldığında tüm elektronik yazışmaları durdurur. Emojiler, sistemi onarmak için korkutucu ve tehlikeli bir maceraya girişirler. Tabii keşke sistemin ne olduğunu bilselerdi. İnternet tüm sırlarını emojilere açarken hem emojilere hem de onları izleyen çocuklara heyecanlı anlar yaşatacak deniyor filmin özetinde. Türü ise aksiyon, macera ve animasyon olarak dikkati çekmekte. Bir sanatsal programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine buluşuncaya dek esen kalın, sanatla kalın.